merhabalar. Saatler 17 ve kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Ekranlarınız başına. Bulunberk ET Genel Müdürümüz Alican Türkoğlu bugün yanımızda. Alican hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Dün birlikte değildik. Oldukça yoğun bir haber akışı geldi bugüne, önümüze. Bunların hepsini tek tek ele alalım istiyorum. Tabii. Önce dış politikayla başlayalım. Seninle sürekli konuşuyoruz zaten, bir yumuşama olur mu, bir adım atılacaksa bunun artık dev bir adım olması gerekiyor iyileşme yönünde İsrail-Filistin savaşından bahsederek. Ama ne noktadayız, hiç ne adım ne dev ne ufak, tam tersine hiçbir işler şey giderek kötüleşiyor. Hatta gibi. İsrail tarafından gelen açıklamaların tamamı daha sertleşmeye, daha devama yani saldırıların devamına yönelik açıklamalar oluyor. Mesela bugün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı ve İsrail Ordu Sözcüsü'nden açıklamalar var üst üste. Ulusal Güvenlik Danışmanı diyor ki bu saldırılar, operasyonlar en az 6-7 ay daha devam edecektir. İsrail hem rehinelere kurtarana hem de istediklerine ulaşana kadar diye bir açıklaması var. Yine İsrail Ordu Sözcüsü'nden de Gazze ile Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru adı verilen evet. O koridorun tamamen İsrail tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Bu koridorun önemi, çok stratejik bir bölge olması dışında şöyle bir önemi var. Gazze'nin aslında bütün dış dünya ile iletişimi bu koridor üzerinden sağlanıyor. Yani toplamda 14 kilometre uzunluğunda bir alandan bahsediliyor. Aslında Philadelphia veya işte Selahattin Koridoru da deniyor. Bu şöyle... 1979 yılında aslında İsrail ile Mısır arasında bir anlaşmaya varılıyor ve bir tampon bölge olarak aslında oluşturuluyor burası. Ancak 2007 yılında Hamas'ın Gazze'nin yönetimini almasından sonra aslında bu koridorun denetimini de Hamas üstleniyor. Ve o tarihlerde de birçok tünel bu koridorun altına kuruluyor. Bunun nedeni de işte Mısır'dan işte içeriye ürünlerin girmesini sağlamak aslında. Ancak ne zaman 2014 yılında resmen Refah sınır kapısından içeriye mal girişleri başlıyor, ondan sonra da aslında buradaki tünellerin artık bir anlamı veya bir işlevi kalmıyor, kullanılmıyor diye de bilgiler paylaşılıyordu geçmişte. Şimdi İsrail diyor ki bu gerekçeyle, yani 10 yıldan fazla süredir hiçbir aktif bir şekilde kullanılmadığı ifade edilen tünellerin gerekçe göstererek buranın hakimiyetini ele geçiriyor. Aslında buradaki ana durum tam anlamıyla Gazze'nin şu anda dış dünyayla hiçbir iletişimi kalmamış durumda. Bu koridorda ele geçirildikten sonra. Şimdi durum bu. Bir yandan da bakıyoruz, Birleşmiş Milletler raportörleri diyor ki İsrail'e yaptırım uygulanması gerekiyor. Böyle bir talepte bulunuyorlar. Brezilya Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çekti. İstişareler nedeniyle geri çekti ama maslahat güzel seviyesine düşürmüş. Belirli bir süre orada büyükelçinin görevlendirilmeyeceği yönünde bilgi paylaşılıyor. Seninle uzun süredir konuştuk. Bu tanıma konuları konuşulduğundan beri aslında, yani İspanya, İrlanda ve Norveç'in 28'inde resmen Filistin'i tanıma kararları sonrası sırada şimdi yeni ülkelerin de, şimdi Slovenya. Evet. Zaten sırada Slovenya'nın, muhtemelen bundan sonraki ülke Malta olacaktır. Diğer ülkelerin gelmeye sürdüreceklerini, ancak bu tanıma kararları, evet, ülkelerin kendi fikirlerini göstermeleri, geleceğe yönelik kendi düşüncelerin ne olduğunu biraz daha kamuoyuna net olarak paylaşmaları açısından önemli olmakla beraber, sahada ne kadar önemli, işte orayı görüyoruz. Hala saldırıların devam ettiği, hala kanın aktığı bir süreç yaşanıyor bölgede. Dolayısıyla bu noktada özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesi yönündeki beklenti her geçen gün artıyor. Ama girecek girmeyecek buralar belirsiz. Şimdi bu arada da bir yandan Çekya'da NATO gayri resmi dışişleri bakanları toplantısı olacak. Çünkü 9-11 Temmuz'da bir NATO zirvesi var, Washington'da gerçekleşecek. Bunun hazırlıklarının aslında görüşüldüğü bir ön toplantı. Bugün başlıyor, yarın sona eriyor. Dışişleri Bakanları orada, Hakan Fidan da orada olacak. Ve toplantı öncesinde de, yani yarın öncesinde, muhtemelen bugün akşam saatlerinde olacaktır, Hakan Fidan'la Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken arasında da bir görüşme
gerçekleştirilecek. Bir açıklama gelecek mi gelmeyecek mi belli değil ama ana gündemin İsrail ve Gazze konusu olması zaten bekleniyor. Yarın da muhtemelen hem Hollanda hem Almanya hem Çekya Dışişleri Bakanları ile görüşmeler var. Dışişleri Bakanları'nın açıklamalarına bu konu yansıyacaktır elbet. Hem ikili görüşmeler sonrasında hem genel toplantı sonrasında da. Ama dediğim gibi bir çözüme ulaştıracak açıklama, bir çözüme ulaştıracak adım gelecek mi? Oralarda çok da umutlu değil dünya şu anda. Türkiye'nin adı ne kadar geçiyor orada atılabilecek herhangi bir adım noktasında? Çünkü ta Amerika'dan hani arayıp, mesaj atıp ya her şey yolunda mı, orası kaynıyor diyen dostlarım oldu. Gerçi tabii hani birçoğu harita üzerinde belki bulmakta da zorlanabilir Türkiye'yi, Amerika'yı yani düşündüğünüzde. Ama yine de haber akışında bir şekilde Türkiye'nin de adı geçiyor çeşitli vesilelerle. Sonuçta net bir şekilde Filistin konusunu, Filistin davasının, Türkiye'nin Filistin'e bakışında Ankara'nın görüşü zaten net. Ve bunu her uluslararası platformda da, toplantıda da, gerek Birleşmiş Milletler nezdinde, gerek diğer ülkelerle yapılan ikili görüşmeler sonrasında dile getirme yönünde bir kararı zaten var aslında. Hem Cumhurbaşkanı, hem Dışişleri Bakanı, hem de ilgili diğer muhataplarıyla görüşen isimler açısından söylüyorum. Hı hı. Ama çözüm konusunda ana unsurun Amerika Birleşik Devletleri olduğu da net bir şekilde açık. Yani çok net bir şekilde gözümüzün önünde. Burada evet Refah operasyonunun olmaması gerektiği veya belirli bir sınırı geçmemesi gerektiği yönünde cümleler kurulsa bile Amerika ABD tarafından burada mesela hala neden devam ettiğinin cevabı verilmiyor. O sınıra gelinmedi mi? O sınır nedir? Sınır, evet. Sınır neyle belirleniyor? Kim belirliyor? Bunun için daha ne kadar insanın ölmesi gerekiyor gibi çok soru sorulabilir bunun arkasından. Ama dünyadaki tüm ülkelerin beraber bir söylem geliştirmesi, hani tam bir bütünlük sağlanmayacağını tabii ki biliyorum ama en azından can kayıpları noktasında belirli bir noktada durulması gerektiğini düşünüyorum en azından ben. Ama hangi ülke bu konuda başrolü oynamalıdır, oynamaktadır ve aslında kimin o senin başta söylediğin büyük adımıyla bu dramın önüne geçilebilir sorusunun cevabı net bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri. Herhangi bir fiziki bir operasyon veya fiziki bir mevcudiyet sağlama, çünkü Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler de varsa oradaki devlet bütünlüğünü korumak için de böyle bir herhangi bir operasyon düşünülebilir mi? Yok, herhangi bir operasyon düşünülemez. Sadece devlet olarak tanıyıp işte Filistinli yetkililerinin kendi ülkelerinde büyükelçi sıfatıyla muhatap alma noktasında, evet, o statüyü yükseltme noktasında olacaktır. Onun dışında farklı herhangi bir şey beklemiyorum. Diplomasiyi bu şekilde sadece güçlendirmeye çalışabilirler. Sadece diplomasi bu noktada olacaktır. İç siyasete gelelim istersen. Geçelim buradan. Şimdi AK Parti ile İYİ Parti arasında bir şeyler oluyor. Yani bugün, evet, bugün bir ziyaret gerçekleşti. AK Partili vekiller Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, meclisteki makamında İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret ettiler. Aslında bir tebrik ziyareti. Yani bunu şöyle de okuyabiliriz. Bir süredir özellikle seçimlerden sonra hem AK Parti tarafından hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafından başlatılan siyasetteki yumuşama iklimi, karşılıklı yapılan ziyaretler, söylemlerin hafiflemesi, eleştirilerin devam etmesi ama bunun kavga noktasına artık getirilmemesi yönünde açıklanmayan ama gördüğümüz kadarıyla alınan bir ortak karar, bir karar belki ya da niyet. Bu belki konuşulmamıştır. Yani yan yana konuştuklarında iki genel başkan tamam artık kavga etmeyelim sadece bu noktada kalalım dememişlerdir ama seçmene iletilen mesaj, her ne kadar bu söylemle olmasa bile en azından gözüken mesaj, artık siyasette seçimler de geride kalmışken ve söylemde en azından 4 yıl boyunca Türkiye'nin önünde bir seçim yokken Türkiye'yi daha fazla germenin herhangi bir anlamı yok en azından siyaseten. Çünkü zaten Türkiye her konuda çok rahat bir şekilde gerilebilen bir ülke, görüyoruz bunu. Hala da görüyoruz. Tabii, İşte doğru. Başta spor olmak üzere. Aynen her konuda öyle. Görüyoruz, evet, bunları. Saçma sapan. Dolayısıyla siyaset bu noktada kendini biraz daha geriye çekmiş durumda. Umarım böyle devam eder. Şimdi bugün AK Partili vekillerin İYİ Parti Genel Başkanı'nın ziyareti bunların bir adımı. Hı hı. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bunun belki ilk ve en büyük adımıydı. Şimdi 9 Haziran'dan sonra Erdoğan'ın bir iade ziyareti gerçekleştirilecek. Bu devam eden sürecin göstergesi. Onun dışında yine
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla Tayyip Erdoğan arasında da bir görüşmenin olabileceği ifade ediliyor. Ekiplerin, heyetlerin bu konuyla ilgili de görüştükleri söyleniyor. Onun dışında sabah biraz açıda da bahsettim. Dün mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gölge kabine oluşturdu. Yani mevcutta şu anda görevde olan Bakanlar Kurulu kabinedeki görevlerin karşılığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde de belirli isimler. İşte Dışişleri Bakanı'nın gölge kabinesi, işte Sayın İlhan Uzger, işte Çevre Bakanı'nınki birisi, işte Hazine Maliye Bakanı'nınki Sayın Karatepe gibi bir gölge kabinesi var. Şimdi dün hem Çevre Bakanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki karşılığı diyebileceğim ismin Bakan Öseseki ile hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte gölge kabinede kendisine göre görevlendirmiş olduğu İlhan Uzger'le görüşmeleri olmuş. Yani aslında siyasette bizim çok uzun süredir görmediğimiz muhalefet ve iktidar arasında bilgilendirme süreçlerinin de başladığını görüyoruz. Şimdi bunun mesela İçişleri Bakanlığı ile devam edeceği yönünde bilgiler paylaşılıyor. Keza diğer bakanlıklarla ilgili olarak da yakın zamanda muhalefete bilgi verme, sorulan bazı soruları yanıtlama, süreçte belki karşılıklı bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımının olabileceği bir noktaya gelinmiş gibi gözüküyor. Böyle okumak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu siyasette yumuşama olarak adlandırılan sürecin devam ettiğini ve şu anda devam edeceği yönündeki sinyallerin de çok daha ağır bastığını görüyoruz. Bence öyle okumak gerekiyor süreci. Nazar değmesin diyelim mi? Diyelim. Evet. Net diyelim. Net diyelim. Hiç alışık değiliz yani. İşte böyle devam şimdi böyle devam edince ne kadar böyle devam edecek sorusu da beraberinde geliyor belki. Onu yarın alışık soracağım. Olma. Şimdi bozmayayım dedim. Ama sen de böyle bir var. Heyecanlı, bak, hevesli. O şeyi güzel gidiyor. Yani bir yandan mesela muhalefetin iktidarı eleştirdiği belirli noktalar var. Bunlarla ilgili geri adım da atılmış değil. Hala eleştiriliyor. Mesela grup toplantısında da bunlara değinildi. Keza aynı şekilde hükümet tarafından da muhalefete gelen bazı eleştiriler. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Zaten bunlar olsun demiyoruz ki hani hiç her şekilde bütün siyasi partilerin aynı noktada uzlaştığı bir süreç zaten olmayacaktır, olmamalıdır da. Ama onun dışında hani her konuyu da en üst perdede, zirvede kavga şeklinde yaşamak da artık galiba, biraz yordu. Doğru. Yorduğunu da böyle gelişmeler olunca anlıyoruz. Aa, yormuş aslında diyorum. Evet, dolayısıyla haklısın. Süreç iyi. Buradaki süreç iyi gidiyor. Pekala. Alican Türkoğlu, çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür yarın ediyorum. Görüşmek üzere diye umuyorum. Ve hemen şimdi yatırım finansmana gidiyorum. Strateji ve yatırım danışmanlığı uzmanı Makbule Deniz benimle birlikte. Bugün Makbule, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Hoş bulduk Didem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum Makbule. Hemen söz sana vereyim. Bugün elinde hangi notlar var bizler için? Elbette. Öncelikle yine iyi yayınlar diliyorum. Küresel piyasalarda risk iştahının zayıf olduğunu söylemekle aslında sözlerime başlayabilirim. Özellikle ABD tahvil ihalelerine gelen zayıf taleple birlikte tahvil getirilerinin yükseldiğini ve bunun da endeks üzerinde bir miktar baskı unsuru oluşturduğunu söylemek mümkün. Nitekim S&P 500 tarafında 5300 seviyesinin altında fiyatlamalar var. Volatilitelerdeki artışa bağlı olarak da VIX korku endeksinin 14,50 seviyelerine kadar yükseldiğini görüyoruz. Fakat bugün özeline baktığımızda dolar endeksi 105 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlanıyor. Keza ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de sınırlı bir geri çekilme var. Dolayısıyla bu taraf endeks üzerindeki bir miktar baskıyı hafifletebilir. Bugün özellikle Amerika'da veri akışı yoğundu. İlk çeyrek büyüme verisini aldık ve beklentilere paralel %1,3 olarak açıklandı. Yine haftalık işsizlik maaşı başvuruları da beklentilere paralel geldi. Dolayısıyla S&P 500'de bir miktar 5300 seviyelerine doğru yükseliş eğilimi takip edilebilir diyebiliriz. İçeriye baktığımızda ise 11.088 seviyelerinden beri süre gelen düzeltme hareketi devam ediyor. Bu hafta hem küresel piyasalardaki risk iştahındaki zayıflık hem bankacılık endeksine gelen kar satışları, yine 5 milyar TL'ye yakın büyüklükte bir halk arzların olması ve merkezin ardından TL reflerin yükselmesi ve bir miktarda yabancı satışları aslında endeks üzerinde baskı unsuru oluşturan etmenler arasındaydı. Yabancılar demişken bugün Merkez Bankası veri seti açıklandı ve 24 Mayıs'ta biten haftada yabancılar net 28 milyon dolar değerinde hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Fakat uzunca bir süredir söylüyoruz, tahvil tarafına yabancı ilgisi hala devam ediyor ve bu tarafta da net 2 milyar dolara yakın bir tahvil tarafında giriş olduğunu söylemek mümkün ki sene başından bu yana girişler 9 milyar dolara
ulaşmış durumda. Tabii ki yabancıların Türk tahvillerine olan ilgisi en azından sürdürülebilir döviz girişinin başladığına ilişkin önemli bir gösterge olarak okumak lazım diyorum. Öte yandan BDDK'nın her ay yayımlamış olduğu bankacılık verileri açıklandı. Buraya da çok kısa bakacak olursak Nisan ayında bankacılık net karı yıllık %4, aylık bazda ise %53 düşerek 37 milyar TL oldu. Burada sektör kırılımına baktığımızda kamu bankalarının Mart ayındaki güçlü performansına nazaran her ne kadar aylık bazda bir miktar zayıflama görülse de sektörün üzerinde performans göstermeye devam ediyorlar. Endeksi teknik olarak inceleyecek olursak aslında biraz evvel yayın veri akışlarına da düşmüştü. Türkiye'nin gri listeden çıkılabilir haberiyle birlikte endekste 21 günlük üstel ortalamasından bir tepki aldığını görüyoruz. Özellikle şu an için baktığımda 10.484 puan seviyelerine doğru endekste yukarı yönlü bir tepki alımları var. Zaten son 6 işlem günüdür de geri çekilen bir endeks vardı. Dolayısıyla tepki alımları için aslında önemli yerler. Orta vadede biz endeksteki pozitif görüşümüzü elbette ki koruyoruz. Yukarıda 10.650 ve 10.700 bandı önemli olacak. Bu seviyelerin üzerindeki günlük kapanışlarda tekrardan tarihi zirve seviyeleri söz konusu olabilir. Fakat özellikle içeride hem veri akışına bağlı hem de haber akışına bağlı endeks tarafında negatif görünümde korunuyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Toparlayacak olursak küresel piyasalarda aslında bozucu etki yaratmayan makroekonomik verilerin ardından S&P 500'de 5300 seviyesine doğru bir yükseliş eğilimi tekrarlanabilir. Piyasaların yönü açısından yarın gelecek çekirdek PCE fiyat endeksi verisi önemli olacak. İçeride ise hem bilanço zamanı devam ediyor. Dolayısıyla bilanço ve veri akışına bağlı olarak fiyatlamaların devam edeceğini söylemek mümkün ve yarın gelecek büyüme verisi de piyasaların odağında olacak. Makbu ile Deniz, çok teşekkür ediyorum sana ve yatırım finansman çalışanlarına. Kolaylıklar diliyorum günün geri kalan kısmında. Kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'la sohbet ediyor olacağız. Biliyorsunuz ki Baki ile buluşmalarımızda, sohbetlerimizde ağırlıklı olarak piyasa ve hisse ve portföy yapıları konuşuyoruz. Dolayısıyla varsa bu konularda sorularınız bana göndermeye başlayabilirsiniz. Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde A1 Kapital Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'la birlikteyiz. Baki, hoş geldin. Nasılsın bugün? Hoş bulduk Dilem. İyidir diyelim. Sen de iyisin maşallah. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Baki, şimdi izleyicilerden sorular gelmeye başladı zaten. Fakat onlar biraz daha detaylı. Ben biraz daha belki yukarıdan bir bakışla borsadaki seyri sorarak başlamak istiyorum. Dün özellikle 10.500 puan seviyesinin altında kapandık. Bir 10.300'ler telaffuz ediliyor. 10.250, 10.300. Sen de önemsiyor musun o seviyeyi? Yani nedir onun teknik olarak önemi diye sorayım sana. Bu arada arkada bir şey oldu. Umarım herkes iyidir. Sen anlatmaya başla. Ben bir koşu gidip bakıp geleceğim hemen. Söyle. Yani şöyle diyelim şimdi. Geçen hafta itibariyle bu Yapı Kredi Bankası'nın satılıp satılmaması hikayesiyle birlikte başlayan bir 11.000 serüveni vardı. 11.000'den sonra bu iş gerçekleşmeyecek tarzında haberlerin doğrulanmamasıyla birlikte bir düşüş var. Bu sırada ne oldu? Longçular net bir şekilde birikmişti. Dolayısıyla yabancıların alımını gördük o gün ciddi miktarda. Ertesi günden itibaren satışa başlayınca yan kağıtlar dediğimiz işte endeks dışı hisselerde de zaten zayıflık emareleri vardı. Onunla birlikte bir düzeltme hareketi içerisine girdik. Ve bunun tamamlanma noktası da görüntü itibariyle 10.250, senin de söylediğin gibi 250-300 bandında bir tamamlanmasını bekliyoruz. Bu süre zarfına kadar yurt dışı haberlerle bir alakamız yok. İçeriden biraz destek gelebilirdi ama o tarafta da nakit hareketine baktığımızda, işlem hacmine baktığımızda zayıflama emarelerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu kısmen halk arzda para ayırma diyebilirsin. Kısmen kenara çekilme, realizasyondan kaçma diyebilirsin. Ama büyük resimde herhangi bir değişiklik yok şu kompozisyonda. Beklediğimiz yabancılar bundan yanılmıyorsam 3 sene, Naci Abal dönemi, 3-4 sene önce de geliyorlar diyorduk. Şu kompozisyonda bu hafta açıklanan veriyle birlikte yaklaşık 2 saat önce yabancıların hisse tarafında beklediğimiz kadar henüz gelmediklerini çok net görüyoruz. Ama
günlük bazda baktığımızda işte bir rapor çıkıyor, alıyorlar, iki gün sonra tekrardan bırakıyorlar. Yani düzenli bir alış trendi orada oluşmadı. Bugün de işte bankacılık sektörüyle ilgili bir genel bir görünüm raporu vardı. Orada da benzer açıklamaları görüyorsun. Karlılık marjları nasıl toparlanacak? Tamam, NPL tarafını toparlıyorsunuz ama bir soru işareti hep var. Hep var. Şimdi Nisan ayı verilerine baktığımızda da o tarafta da biraz yumuşama emareleri var. Komisyon gelirleri güçlü durmuş ama genel taraf itibariyle baktığımızda kredi mevduat makası hala negatif tarafta. Ne zaman toparlanacak ki, bunu yılın ikinci yarısına başlamasıyla birlikte bekliyorduk. Görüntü o üçüncü çeyreğe atılmış gözüküyor. O da o tarafı biraz zayıflatıyor. Geçen hafta Citi'de benzer şekilde bir raporunda sizin FK'nızın 4 civarında olması gerekiyor, piyasa defter değerinizde 1 civarında olması gerekiyor açıklamasını yapmıştı. Geçmiş ortalamalara göre o tarafa doğru biraz yakınsama var. 4'ler bandına geldik, 4.50 bandına, ama piyasa defter değerinde hala 1.59 en düşük Yapı Kredi Bankası, diğerleri en düşük 1.44 İş Bankası C var. Onda da beklenti olarak bu konsolidasyon şeyini hala açıklamadılar. Dolayısıyla orada bir yığılma var, bir beklenti var. Artı yönde ona pozitif etki yapacaktır. BIST 30 içerisine baktığımızda da ay başından bu yana yani bankacılık sektöründe bir sıkıntı yok. Yani her ne kadar şu anda geri yapsa da havacılık sektörü Pegasus %2 yapmış eksi, Türk Hava Yolları %6 eksi, Petkim, Aselsan, Tüpraş eksi, Hektaş, Odaş, Emlak, Kozal, yani 1/3 eksi ay başından bu yana getirmiş. O yüzden hep diyorduk ki BIST 30'un içerisinde de kırılma var. Yani siz hep genelde şey diyor küçük yatırımcı, yatırımcı derim ona. Herkes 1 milyon 3 aşağı 5 yukarı yakalıyor bir şekilde. Bunlar yan tahtalarda olduklarından gitmeyen tahtalar gider beklentisine hakimlerdi ki hala öyle bir beklentiye hakim gözüküyorlar. Bunları kırmaları gerekiyor. Para BIST 30'un içerisinde de kırılarak geliyor. Ağırlıklı olarak kime geliyor? Yabancı raporlarındaki hisse senetlerine bir yığılma var. Çünkü parayı oradan kazanıyorsun. Peki. Diğer taraftan işte endeks tarafında da diyorlar ya, bizim hisseler 7500-8000 bandında fiyatlanıyor. Hiç 10.000-11.000 seviyelerinde değil. O da endekse katkı üzerinden baktıklarında zaten orada da net bir şekilde görüyorlar. Yaklaşık 16-17 tane hisse senedi. Orada da mı görmüyorsun? O zaman şeye bakacaksın, aylık açıklanan verilere. Ya orada da düzenli aldıkları BIST 30 içerisinde 8 tane hisse senedi var. Dolayısıyla yan tahtaya girdiğinde önün kıpkırmızı oluyor. Şu anda bakıyorum, telekomünikasyon, iletişim kıpkırmızı gösteriyor. Hem haftalık hem ay başından. Benzer elektrik sektörü, işte enerji sektörü dediğimiz. Onlar da kıpkırmızı ve yüzde haftalık bazda 11'ler var ki bu haftalık bazda değil, pazartesinden bu yana. Yani 7 günlüğü de kapsamıyor. Emlak sektörü o şekilde, çimento sektörü o şekilde. Büyüme tandaslı değil de yabancının ilgi gösterdiği, gir çık yaptığı, hikayeyi o taraftan kurguladığı hisse senetlerinde olurlarsa bir sıkıntı şu kompozisyonda olacağını zannetmiyorum. Şimdi 10.250-300 bandında da elinizde eğer nakdiniz varsa, kenara çekildiyseniz buralardan da maliyet yapma konusunda şu kompozisyonda ben bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü zaten orada dolar bazlı destek seviyesi çevirdiğinde 3 aşağı 5 yukarı 32.50 ile 9.900'e geliyor ama ben 10.000'in altında herhangi bir sarkma, ekstra bir şey olmadıktan sonra tahmin etmiyorum ki. Bugün de işte gri listeden çıkabiliriz yönünde haberlere rağmen piyasaya net bir para girişi olmadığını görüyoruz. Zaten bu da piyasada işte biraz kenarda kal, bekle bakalım o seviyede duracak mı, durmayacak mı? Kredili işlem yapanlar ana tahtalara dönecek mi, dönmeyecek mi? Şimdi zaten ana hikayede o. O tarafı biraz bekleme modundayız. İşlem hacmi de bunu zaten teyit ediyor. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman yılbaşından beri konuştuğumuz, özellikle de seçimleri artık geride bıraktıktan sonra nerelere odaklanacağız, piyasanın itici gücü ne olabilir dediğimiz noktada bir gri listeden çıkma konusu, iki not artışlarının artık kapısı aralandığına göre yenilerinin önümüze gelmesi gibi daha fiziki ve madden etki edebilecek başlıklardan bahsediyorduk. Gri liste spekülasyonunun hikayesinin bir etki şu gün yaratmamış olmasını nasıl okumak lazım? Artık hani o fiyatlara girdi diye mi baksın o halde izleyiciler? Yok, şu anda yatırımcı tedirgin olduğundan gri liste, gri liste tarafına pek odaklanmıyor. Nereden, niye tedirgin? Ama neden endişeli daha çok? Şimdi ana kağıtlarda, şimdi perakende gıda sektörüne yöneliyorsun. O tarafta ciddi satış var. O yüzden sektörleri biraz önce söyledim. Bankacılığın yarısı şu anda eksi.
Otomotiv eksi, holdingler diyorsun, holdingler eksi. Tamam bunlar onu anlıyorum ama şunu yok, merak ediyorum. Bak gidecek dediğin kağıtlar bunlar. Bunlar ellerinde hisse senedi var. Gitmiyor, evet. Geriye geliyor. Onlar ve neden gitmiyor? Ne, hangi endişeyle onlar geri geliyor? Birazcık terste yakalanmalar, o yüzden başta söyledim. Biraz terste yakalanma, long tarafında yakalanmalarından kaynaklanıyor. Bir de kredileri sen kullandın ama yan tahtalar gitmedi. Bu sefer ana tahtalardakilerle dengeleme yapman gerekiyor. Başka yapabileceğim bir şey yok. Başka bir seçeneğin yok. Ondan kaynaklanıyor tabii. Sıkıştılar yani ondan. Anladım. Ya biraz daha aslında operasyonel, trading tarafı ile ilgili bir şey değil mi? Söyledim. Ne güzel söyledim değil mi Baki? Kesinlikle operasyonel bir de ay sonuna geliyoruz ya yarın itibariyle onun verdiği şey de var, rahatsızlık da var. Normalde biz bu satışı Haziran ayı itibariyle bekliyorduk. O zaman etap etap yumuşak olurdu. Baktılar şey yapmıyor, piyasaya kredi tarafına baktığında hacim de desteklemiyor. İnsanlar para da koymuyorlar bu tarafı. O zaman biz paldır küldür bir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldık. Tedirginlik peki, bundan kaynaklanıyor. İzleyicilerimizin sorularına da yer vermek istiyorum. Müsaadenle Kocaer ve Astor'u takip ediyor musun? Var mı onlarla ilgili söyleyebileceğim bir şey? Var, Muhammed Bey sormuş. İkisine de baktım. Şimdi Astor tarafına baktığında 16 liradan halka arz 153 lira fiyata kadar yükselmiş. Şimdi onun düzeltmesini yapacak ve yeni bir hikaye yaratması gerekecek. Yani ondan dolayı bir zayıflama emarisi var. 100'ün altında duramıyor. Yani ben olsam biraz daha beklerdim. Acele etmeme gerekecek bir şey yok. Kocaeli'ye baktığında da benzer şekilde. Siparişler güzel, yeni atılımlar yapması güzel ama onda da 27'den 60'a 2 ay içerisinde gitmiş. Evet. Şimdi böyle bakınca da o sektör üzerinde aylık %11'lik bir geri çekilme var. Yeni bir hikayeler yaratması gerekiyor. Bedelsiz başvurusu da var zaten. Şimdi böyle baktığında demir çelik sektöründe bir yıl başından bu yana Kocaeli %71 getiri yapmış görüyorum. Evet. Yani aylık %12 kaybettiriyor ama yılbaşından bir yana baktığında 71. Yani o tarafta da ben ikisinde de dinlenme tarafındayım. Demir çelik tarafını zaten biz bu sene itibariyle kabul etmiyoruz. Yani onu baştan da söylemiştik. Pekala. Çünkü büyüme beklentileri üzerinden hareket ettiğimizde o tarafta 2025'te bir kere daha bakarız. Benzerini çimento tarafı için de söylüyoruz. Her ne kadar kentsel dönüşüm hikayesi gündemde olsa da ulaşılabilirlik olmadığından dolayı yani %5-6 civarında olduğundan dolayı çimentos tarafında da bir hareketlilik görmeyi beklemiyoruz. Kısmi haber akışıyla olabilir. O da kısmi düzenli bir trend oluşturmaz. Peki son günlerde bir miktar haber akışı var. Hani bu gayrimenkul tarafını da etkileyebilen bizde. Ama onda da soru işareti var. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Mesela emlak konut 11 milyarlık bir alım yaptığında hayırdır dendi. O taraftaki onun için çok güzel bir deal. Yani onda bir şey demiyorum. Metrekare üzerinden vurduğunda gayet güzel bir fiyat aldı da ne gerek vardı hikayesi oldu. İkincisi de gayri yatırım ortaklıkları fon kısmında da projelere ortak olma hikayesi cümlesini duyunca hayırdır bir kere daha geldi. Yani biz de ilk önce olumsuz tarafından bakılıp olumluyu görmeye çalışıyoruz ya. Şimdi böyle olunca da normal şartlarda gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ilk etapta bir yukarı yapması gerekirdi. İlk gün itibariyle %30'u yaptı. %70'i satış olarak değerlendirdi bu fırsatı. Ondan sonraki periyotta da pek bir ilgi şu kompozisyonda görmüyoruz. Zaten ana ilgi hep bir şey olduğunda konutla ilgili emlak tarafında oluyor. Evet. Emlak tarafında da eski seviyesine gelmiş oldu. Yani satın almadan önceki seviyeye geldi. Peki. Bundan sonraki periyotta dediğim gibi nasıl olacak soru işareti. İzleyeceğiz. Anıl Bey demiş ki şirketlerce açıklanan büyük sermaye artırımları hisseler üzerinde sıvılaşmaya sebep oluyor. Para girişi olan bu günlerde problem olmayabilir ancak piyasa terse döndüğü zaman bu şirketlerde ivmelenme nasıl olacak acaba? Baki Bey'in düşüncesini alabilir miyiz? Soruyu tam biraz anlayamadım yani karmaşık geldi. Yani bedelsiz sermaye artırımı olduğu zaman bölünüyor, diluted oluyor derler ya hani işte sıvılaşıyor o öyle kullanmış herhalde izleyicimiz. Tamam okeydir. Ben o sıvılaşma kısmını şey yapamadım. İlk etap anlayamadım. Ya bugün ilk defa şey gördük uzun bir yerden sonra. Ben de Twitter'dan sordum zaten. Yani bedelsiz açıklayıp da neredeyse dip olan hisse senedi var mıydı diye. Çünkü normal şartlarda sana bir katkısı yok. Ama psikolojik olarak baktığında bedelsizler yukarı yönlü hareket yapar. Ama işte yan tahta hikayesi dediğimiz zaman işte yok 10 gündür haberi vardı. 5 gündür haberi dolaşıyordu hikayesiyle olmuyor. Ve bu şirketlerin bu enflasyon muhasebesiyle birlikte biraz rahatlamaları gerekiyor. Rahatlamak için de zaten bedelsiz üzerine başvuruda bulunuyorlar. Ama sosyal medya üzerinden bu hareketlere baktığında şimdi bedelsiz potansiyeli olanlar da
dolaşıyor ortalıkta. Bunu yapmak zorundalar mı? Soru işareti. Öyle bir zorunlulukları yok. O hisselere giriyorlar. O hisseler gitmeyince de hani bu gidecekti sorularıyla muhatap oluyorsun. Öyle bir şey yok. Yani onu hep söylüyoruz. Kanunen başvurmadıktan sonra potansiyel barındırması herhangi bir şey ifade etmiyor o hisse senetlerini. Ve arkadaşımızın dediği gibi öyle bir şey olduğu zaman da bakalım bedelli sermaye yaptırım gelir o zaman. Evet. Tufan Bey diyor ki selam, artık Didem Hanım'ın da soruları yanıtlamasını istiyoruz. Hisse senedi portföyü %30-40 arasında mı olmalı? Eylül'e kadar ikiniz de yanıtlar mısınız? Döviz kuru yıl sonuna kadar maks ne olabilir? Rezervler de birikiyor. Enflasyon da düşecekmiş. Beklentim Koç Konda demiş. Şimdi ben tabii hem SPK mevzuatı icabı hem de yayıncılık yetkileri doğrultusunda... Sen de söyleyebilirsin, size bir sıkıntı yok. Genel ben veremem, sen verirsin canım. Ben nasıl yanıtlayayım? Yani şöyle, biz TL enstrümanlar tarafında devam ediyoruz. Döviz tarafında beklentimiz en fazla 37 bandına çıkması. Ki o da sana %12'lik falan bir artış verir. Nasıl oranlıyorsunuz portföyü peki yani? Hani bir portföy yapacak olsan ne yapardın? Biz hisse senedi ağırlıklı riskli tarafı olduğumuzdan %60 hisse senedi üzerinden gidiyoruz. %20'lik bir kısmı diyoruz ki arkadaş sen burada mevduat yapacaksan mevduat yapabilirsin. Ya da telaref üzerinden para piyasası fonlarına yönlendirebilirsin. Çünkü hisse senedi yoğun fona yönlendirmiyorum. Çoğu kapalı olduğundan yatırımcıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani tamam mı? Kapalı diğerlerine bakıyorsun. Getiri yılbaşından bu yana %20-22 bandında. 5 aylık mevduat getirin zaten aşağı yukarı ona denk geliyor. Dolayısıyla diyoruz ki para piyasası fonuna koy. O taraftan arkadaşlar bir şekilde yakalıyorlar avantajlı bir şekilde. Onu değerlendirebilirsin. %20'lik kısmında da genelde bir insanlarda bir Eurobond döviz elimde olsun tarafı var. Diyoruz ki madem ana hikayemiz güzel, madem CDS primlerimizde 200 bandına doğru geri çekilme emaresi gösterecek. Evet. O zaman CDS tarafından yararlanmak için de Eurobond alırsın diyorum. Ama hisse senedi %60 orayı değiştirmedik. Peki şöyle... Gökmen Bey, Gökmen Köse, Lilac ve Koton diye bir tweet atmış. Bu iki hisseyle ilgili herhangi bir... Yok, ya Koton. Yok, bilgim yok. Peki. Vural Bey de... Ya sadece şunu söyleyeyim. Şimdi Koton önümde halka arzlar da açık. Son halka arzlarda sıkıntılı oldu ya. Yani yılbaşından beri yapılan halka arzların 2, 4, 6 tanesi negatif getiri sağlamış. Dolayısıyla bu iyi bir şey değil. Hem talep açısından iyi bir şey değil hem de tavan tavanında zaten sınırlı sayıda gitmeye başladılar. Ondan sonra dip olunca yatırımcı da satamıyor. Buradaki yatırımcı dip küçükler. Portföy yönetim şirketleri bu işten nemalanıyorlar. Yani onlarda bir sıkıntı yok. Koton tarafında da şu anki fiyata göre %37 halka arzdan %37 kayıptalar. Evet. Peki. Yani halka arzı biraz fiyat tespit raporuna bakarak biraz etrafı kolaçan eterek, buradaki etrafı kolaçan etme dediğim çalıştığın kurumdaki araştırma, yatırım danışmanlığı birimine ya buna baktınız mı, nedir ne değildir, girelim mi girmeyelim mi, çünkü zaten sana gelecek not yani 40 not 20 not civarında arasında bir şeyler geliyor. Evet. Ekstra gelmiyor ama koyduğun paraya göre şimdi sana da net bir şekilde söyleyebilirim Koton tarafında 40 not gelmiş 1540 lira koydun şu anda param 1000 lira yuvarladım ben bunu 500 lira içerisi. Bu yüksek bir oran. Ve bu tercih edilen bir oran değil. Yani Koton dedin diye söylüyorum. Yani benzeri... Onu sormuş izleyicimiz elbette. Onu benzeri paylaşalım. Rönesans'ta da var, Obama Kanada'da da var. Evet. Baki çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ağzına ben sağlık. Tekrar görüşmek üzere önümüzdeki hafta. Görüşürüz, kolay gelsin. Pekala, iyi bak kendine. Kapanışa doğruyu noktalayalım, bir araya gidelim. Dönüşte iş dünyasında karşınızda olacağım. Tekrar bir yere ayrılmayın.